Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda yeni müfredata dair detayları açıklayarak Türkiye yüzyılının kalkınma projelerinin de müfredatta yer alacağını belirtti. Eğitim alanında yapılan değişiklikler sürüyor. Bu kapsamda da sırada müfredat değişikliği var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, adını taşıyan yeni müfredatta, gurur projeler yer alacak. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Projeleri anlatılacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modelinde, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Felsefe, Coğrafya, Tarih, Fen bilimleri, sosyal bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinde mevcut alan becerilerinin yanı sıra Türkiye yüzyılı kalkınma projelerine ilişkin farklı içeriklere de değinilecek. Bu kapsamda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve kalkınma hamleleri yer aldı. Gruplar sınıf içinde araştırma raporlarını sunacak. Öğrenciler araştırmaları sırasında ulaştıkları bilgilerden hareketle milli sanayi hamleleri ve milli teknoloji gelişmeleri üzerinden cesaretli ve girişimci olmanın önemini açıklayacak. Bunun yanında Türkçe üretim atölyelerinde temada işlenen konu ve öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrencilerden ülke içinde ve ülke dışında bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmış Türk bilim insanı, sporcu, sanatçı gibi kişileri basılı veya dijital kaynaklardan yararlanarak araştırmaları, başarı kazandıkları alanlarla ilgili sunum hazırlamaları istenecek. Öğrencilerin araştırma sonucu ulaştıkları bilgileri arkadaşlarına sözlü, yazılı şekilde ya da dijital araçlar kullanarak sunmaları sağlanacak. Ortaokullardaki fen bilimleri derslerinde öğrencilere Aselsan'ın geliştirdiği ormanlık alanlardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmaya yönelik olarak ağaç, dal ve yaprak gibi engellere nüfuz edebilecek frekans bandında çalışan, askeri koşullara uyumlu bir orman içi gözetleme radarı hakkında araştırma görevi verilebilecek. Bu derslerde ayrıca, TÜBİTAK Uzay ile TUA tarafından yürütülen çalışmalara değinilebilecek. Öğrenciler, bu derste Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkış tarihini, görevini ve görev armasının anlamını ele alacak. TÜBİTAK uzay çatısı altında kurulan optik sistemler araştırma laboratuvarında yerli uyduların mercek, prizma gibi optik bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğinden bahsedilebilecek. Atık yönetimi uygulamaları ve sıfır atık hiyerarşisinin tanıtılacağı bu derslerde ilk aşamanın tüketimi azaltma olduğu vurgulanacak. Geri kazanım, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramı açıklanarak geri dönüşümle farkları belirtilecek. Coğrafya derslerinde Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu belirlenecek. Bu süreçte çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanacak, öğrencilerin bu konudaki görüş ve duyguları alınarak milli bilinçlerinin gelişmesi desteklenecek. Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanırken Mavi Vatan ve Gök Vatan'la ilgili haritalarda ele alınacak. Bu süreçte Türkiye'nin denizlerdeki hukuksal ve coğrafi haklarını görmezden gelen talepler karşısındaki haklı mücadelesine yer verilerek, vatanseverlik olgusuna vurgu yapılacak. Türk Haritacılık Tarihi ve Türk Haritacılar Biruni, Takiüddin, İbrahim Mürsel, Piri Reis, Matrakçı Nasu, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Katip Çelebi gibi Türkiye'de haritacılık çalışmaları, siyasi ve askeri bir araç olarak haritalar, Milli Mücadele döneminde haritaların kullanımı gibi konulara yer verilecek. Derslerde ayrıca Türkiye'nin iklim projeksiyonları ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı konularında araştırma görevleri verilecek. Mavi Vatan ele alınırken Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamasının nedenleri Günümüzde ve gelecekte uluslararası sulardaki hakları veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürüttüğü su temin projesi araştırılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değinilecek. Coğrafya dersinde ayrıca öğrencilere gıda güvencesi, gıda güvenliği ve tedarik zinciri kavramlarının neler çağrıştırdığı sorulacak tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi kapsamında çözümlenen bilgilerden sonuçlar çıkarılacak ve bu sonuçlara ilişkin paylaşımda bulunulacak. Paylaşımlarda gıda güvencesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirini bozan dünyadaki önemli olaylara, savaşlar, salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, afetler vb değinilerek bu durumun Türkiye ve dünya ekonomisine etkisine yer verilecek. Madenlerin kullanım alanları, bulunabilirliği ve ekonomiye katkılarından hareketle stratejik madenler tanımlanacak. Bu süreçte başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılışı haritalar üzerinden incelenecek. Stratejik madenlerin ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik önermeler sunulacak. Bu süreçte Türkiye'nin enerji koridoru olma özelliği ve Mavi Vatan'ın enerji üretimi açısından önemi ele alınacak. Öğrenciler ayrıca enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelebilecek değişim ve gelişime yönelik mevcut verilere dayalı öngörülerde bulunacaklar. Ayrıca Türkiye'de savunma sanayi başta olmak üzere yerli sanayi üretiminin dış politikadaki önemine değinilecek. Akıllı ulaşım sistemleri, bölgesel ticaret anlaşmaları, serbest ticaret bölgeleri, Türk-İslam eserlerinin turizm faaliyetlerine katkısı, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan varlıkları, sakin şehirler ve coğrafi işaretler konularında araştırma görevleri verilebilecek. İlkokullardaki insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersinde, dünyadaki yardımlaşma faaliyetlerine, Türkiye'nin katkılarından örnekler sunularak yardımlaşma kavramı üzerinde öğrencilerin düşünmeleri ve fikir belirtmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanacak. Felsefe derslerinde öğrencilerin teknoloji ile ilgili felsefi soru ve problemleri hayatta ilişkilendirerek değerlendirmeleri amaçlanacak. Felsefi sorular çerçevesinde ülkede yaşanan doğal felaketler, deprem, heyelan, yangın, sel ve salgın hastalıklar sürecinde teknolojinin insan hayatı için gereğinin değerlendirilmesi sağlanacak. Bu açıdan ülkede yürütülen projelerin araştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Öğrencilerin teknolojik gelişmelerin hayatlarını nasıl etkilediği, teknolojinin olumsuz etkileriyle baş edebilmek için neler yapabilecekleri hakkında görüşlerini belirtmeleri beklenecek.